Arkadaşlar hepinize selamlar. Bugün Ege'ye geldim, Fiat'a geldim. Vallahi yorumlarda her attığım videonun altında bir arkadaş sürekli Ege'ye çek diyor. Ben de bugün Ege'ye sedanı test edeceğim. Bu araç 1.3 dizel ancak bunun 1.4'ü de var, işte 1.6 dizel de var. Biz bugün 1.3 dizeli çekeceğiz. Ayrıca burada bir Ege var. Ben Ege'ler arasında station wagon'u daha çok seviyorum. Bir göstereyim arabayı size. Daha kullanışlı ve daha gösterişli gidiyor bu araba. O yüzden ben station wagon'u biraz daha seviyorum. En başta şunun bilgisine vermek istiyorum. Yani bu benim hoşuma gitti açıkçası. O yüzden erkenden söylemek istiyorum sizlere. 1.4 işte sedan, boş paket bir Ege'ye almak istediğinizde 110 bin liraya alabiliyorsunuz. Yani bence sonuçta 0 kilometre bir araba alıyorsunuz ve 110 bin lira civarına böyle bir araba almak mükemmel bir durum. Özellikle Türkiye'deki şu piyasada. İkinci el arabaların durumlarını sizler de biliyorsunuz. Yani ikinci el benim için ucuz arabada arıza yapmaması en önemli konu. Yolda bırakmaması en önemli konu. Sıfır bir arabanın böyle bir şey yapması yani çok zor. Mümkün değil neredeyse. Benim için çok tercih edilebilir geldi. Zaten sıra yokmuş arkadaşlar. Aralığa kadar araba teslimi yok. Ama sıraya girersiniz. Şansınıza belki biri çıkar. Onun yerine geçersiniz falan. Bir şansınız deneyin. Almayı düşünenler eğer Fiat Akgün'le görüşebilir. Bana mantıklı geldi. O yüzden sizlere bunu öncesinde söylemek istedim. Gelin şu station wagon'a bakalım. Sonra hemen sürüşe geçiyoruz. Kafamı alıyorum sizlere. Sürüşe başlıyoruz. Bakalım dizel Ege'ye nasıl gidiyor görelim. Ama önce kanala abone olup videoyu beğenmenizi istiyorum. Sizlerle beraber büyüyoruz. Böyle sıfır araba testleri devam edecek. Bu arada korona var. Çok zor çekiyoruz. Fiyatı da aynı şekilde. Yani rica minnet çektirdik. Öyle söyleyeyim size. Umarım güzel bir test olur. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Hadi station wagon'a geçelim. Şimdi şöyle baktığımızda bu dolu paket. Dolu yani. Baya baya dolu. Bunlar ne oluyor? Mirror. Şurada bak. Mirror olduğunda arkadaşlar şöyle bir amblem geliyor. Benim arkadaşımda da vardı. Bu yukarıda işte Apple CarPlay'li bir ekran var. LED farları yok. Ancak mercekli ve sarı lambalı farları var. Bunları hemen LED'lere takacaksınız. Mercek olduğu için de güzel böyle dağılmayan bir ışık sizlere sağlar. Bunların jantlarına bayılıyorum. 17 inç ama çamurluk ağızları küçük olduğu için de büyük gözüküyor lastikler. 17 inç gayet güzel bu araba için. Kromajları var. Arka camlara film gelmemiş. Film yaptırmanız lazım. Bu arabaya film yakışıyor açıkçası. Arkadaki bu arabanın stoplar arkadaşlar bildiğiniz Scala'yla aynı ya. Ya bu kadar olur öyle söyleyeyim sizlere. Ben geçen de dikkat ettim buna. Scala'ya çok benziyor bak. Skoda Scala'ya. Yani Skoda artık buna esinlendi mi diyelim ne diyelim bilmiyorum ama siz de dikkat edin. Ben fotoğrafını koyarım olmazsa buraya. Karşılaştırdığınızı anlayacaksınız. Arkadaki yük alanı bunlara daha geniş. Arka tasarımı falan beğeniyorum bu arabanın. Bir de şimdi Ege'ye bildiğiniz üzere uygun fiyatlı bir araba. Ancak bu tarz bir Ege'ye aldığınızda biraz daha böyle güzel gözüküyor. En azından şirket görünümünden çıkıyor. Bilmiyorum kaç kişinin hoşuna gidiyor ama benim hoşuma gidiyor açıkçası. Zaten içerideki detayların hepsini ben size sedanda göstereceğim. Ama bu araçta motor farklı. 1.6 e-tork ve otomatik şanzıman var. Bu şu anda gelmiyormuş artık. Bunlar kesilmiş emisyondan dolayı. Bu motor üretimini kesmişler. Bir de Ege'ye alacaksanız arkadaşlar renkli alın. Özellikle böyle uygun fiyatlara vardı renkli bir araba almanız çok güzel oluyor. Yani sizin için çok güzel olur açıkçası. Şöyle baktığınızda bak burada bir yeşil var. Sanki böyle British Racing Green'e benziyor. Bunu güzel böyle bir cila falan yapacaksınız. Bunu temizlemek çok güzel olur. Hatta şu an kirli olduğu halde ne güzel parlıyor. Yani beyazdan fazla ben renkli arabayı tercih ederim açıkçası. Ve böyle bir renk olduğunu da ilk kez görüyorum Ege'ye de. Bu da aynı şekilde mirror paket. Arkadaşlar yeşil Ege ile sürüşümüze başlıyoruz. Dediğim gibi mirror paket dolu bir araç. İçeride ben sizlere anlatacağım. Direkt sürüşe geçelim. Zaten siz sürüşü daha çok seviyorsunuz. Bu arada anahtar hoşuma gitti ya. Şöyle size gösterirsem. Arkadaşlar şimdi sürüşe başlıyoruz. Manuel bir araç. 1.3 dizel. 95 beygir. Bir motoru var. Sadece tek tıklamanız yeterli oluyor. Hemen dijital klimamızı hafiften açalım. İçerisi çok sıcak olmuş güneşli kaldığı için. Vites topuzu ilk başta hoşuma gitti açıkçası. Gayet güzel böyle tam ele gelecek gibi duruyor. Camımızı kapatalım gürültü olmasın. Size hızlıca şöyle plastikleri kalitesini söyleyeyim. Buralarda sert plastik kullanılmış. Göğüs yumuşak. Bayağı da yumuşak hatta şöyle. Aynı şekilde buralarda yumuşak. Zaten normal sınıfının gereği olarak da bu alt taraflar sertleşiyor. Bu göğüs arkadaşlar en boş modelde yok. Easy modelinde yok. Sonrasında bu göğüs geliyor. Şu ekrana bayılıyorum çünkü Apple CarPlay var. Apple CarPlay'i her araçta kullanmaya çalışıyorum ben açıkçası. Hemen telefonumuzu alalım. Sizlere de göstereyim Apple CarPlay'in nasıl çalıştığını. Geliyorsunuz telefonunuzu bağlıyorsunuz. Zaten o direkt görecek. Sizden izin isteyecek. Şu şekilde izin verdiğimizde bakın bütün ekranım buraya geldi. Buradan isterseniz şöyle YouTube müzikten müziğinizi açabilirsiniz.
Emniyet kemerimizi takalım. Sürüşümüze başlayalım. Bu arada önümüzdeki ekran gayet güzel gözüküyor. Şöyle değiştirebiliyoruz bunu. Siyah beyaz bir ekran. Sürüşümüze başlayalım. İlk fark ettiğim dizel bir araba. Klima açık. Bir klimayı kapatayım. Bayağı sessiz çalışıyor. Yani bu kadar sessiz olduğunu bilmiyordum açıkçası ben. Rövent'teyken çok sessiz. Bu motor ikinci faz arkadaşlar. Daha öncesinde ilk fazı kullanılıyordu. Artık bu emisyonlara uyması adına AdBlue da var aynı şekilde. Onunla beraber. Şu an direksiyonumuz City modunda. Ben City moduna bayılıyorum. Zaten her zaman söylüyorum. Direksiyon yumuşak olacak. Direksiyon yumuşakken ben daha iyi hissediyorum açıkçası. Uzun yolda daha yumuşak direksiyon kullanmak benim daha çok hoşuma gidiyor. Motorumuz hafif sıcak. Biraz basayım. Çekiş nasıl? Şu anda 80-90 civarında gidiyoruz. Bir gürültü dinlemek istiyorum. Yani 80-90 civarında rüzgar gürültüsü yok. Ancak yol sesi alıyorum şu an net olarak. 17 inç jant olduğu için yol gürültüsü olabilir. Zaten bu arabayı aldığınızda böyle altına güzel bir yalıtım yaptıracaksınız. Vites geçişleri gayet güzel. Debriyaj da yumuşak. Bunlarla ilgili sorun yok. Şöyle. Debriyaj biraz yukarıda kavruyor. Ona alışmam gerekiyor. Ama bu da aynı eski birişler gibi. O birişler, biriş motorlar genelde yüksek devir çevirmeyi seviyor. Alt devirlerde biraz ölü kalıyor ama 3000'de falan bak hemen arkana doğru yaslıyor. Zaten dizelin şu hissettirdiği tork yeterli oluyor. Yani 1.3'ün bu arabayı kaldırmama gibi durumu yok. 1.3'ü Fiat bütün araçlarına neredeyse kullanılıyor zaten. İlla herkes binmiştir bir kere. Sürüş hissiyatı olarak güzel şu anda. Direksiyon arkasında tuşlar var bu arada. Buradan sesi arttırıp azaltabiliyoruz. Frekansları değiştirebiliyoruz. Bu arada kullandığımız yol çok güzel. Bu Toyota'nın fabrikasından gelen bir yol. Ha bu arada bir klimamız da açık. Çekişi o halde güzel yani. Şimdi bir çukur var. Gelelim. Ya arabada şunu hissediyorsunuz. Biraz böyle yüksekte sanki bir SUV kullanıyormuş hissi veriyor açıkçası. Çünkü göğüs çok yüksek. Yani arabanın yerden yüksekliği de var. Böyle hafif böyle SUV kullanıyormuş hissi veriyor. Ben onu size söyleyeyim bak. Çok böyle yerdeymiş gibi olmuyor. Ama şu direksiyonun tutuşu, şekli falan çok hoşuma gitti. Bu aracın fiyatı şu an 159 ama araç olmadığı için siz aracı almaya karar verdiğinizde ne kadar olur fiyatı bilemiyoruz. Yani aracınız geldiğinde fiyatlar değişebiliyor. Fiyatlar sabit değil bildiğiniz üzere. Klima ayarları güzelmiş şekli. Atalım. 6 yok bu arada. 5. vites. 2000 devirde 90'a yakın yapıyor. 87 falan yapıyor. Yani bu hani fiyatı Ege'ye kötü etkileri kadar yok biliyor musunuz aslına bakarsanız? Ya bu fiyatlara şu anda fiyatlar berbat durumda. Bir sıfır araba almak istediğinizde en makul araç hani aileniz varsa büyük bir aileyseniz bu araç gibi gözüküyor. Çünkü bunun dediğim gibi videonun başında da en boşunu ve 1.4 benzinlisini almak isterseniz fiyatı 110 bin lira civarında ve bana mantıklı geliyor açıkçası. O 1.4'e bir LPG takacaksınız mis gibi hiçbir şey yakmadan kullanırsınız. Şu müzik sistemine bakmak istiyorum. Acaba nasıl durumu? Şöyle indirilen şarkılarıma bakayım. Bu arada resimleri falan da görüyorsunuz. Keşke bu tam ekran olsaydı ya. Şöyle tam ekran olsa güzel olurdu. Bu araçta da baslar sağlam ancak tizlerde biraz böyle sesi ayıramıyorsunuz. Basları güzel ama. Vallahi hemen uyum sağladım ya, çok kolay uyum sağlıyorsunuz. Vites geçişlerini zaten görüyorsunuz değil mi bak. Elime bakın. Yani şu. Aşırı derecede basit. Çoğu kişi manueli sevmiyor ama manuel benim çok hoşuma gidiyor. Şu elinizin altında bir güzel derin bir kolçağımız var. Bardaklıklarımız var. Yani Ege ile kısa bir sürüş yapıyoruz. Bende bıraktığı his sadece dezavantaj olarak yol sesini alıyorum. Yol sesi de zaten olması gerektiği bir şimdi kullandığımız araba D segmenti bir araba değil. Ama bunu uygun fiyatlı bir aile arabası olarak düşündüğünüzde gayet mantıklı gözüküyor.
Yakıt konusunda bunun yakıt değerlerini hiç söylememe gerek yok diye düşünüyorum. Zaten 1.3 motorun yıllardır yaktığı yakıtlar ortada. Hiç kafanızı takmadan yakıtı bu araçları kullanabiliyorsunuz. Zaten bir arabayı taksi kullanıyorsa o arabada sıkıntı yoktur arkadaşlar. Uzun ömürler kullanılır. Taksiye düşmüş bir araba varsa eğer o düzgündür yani. Ama amortisör kalitesini bu arabanın çok beğeniyorum ya. Amortisörleri çok böyle mesafesi çok fazla. En derin çukura girseniz dahi bam güm yapmıyor. Şimdi park ederken ben sizlere bir geri görüş kamerasını da göstereyim. Bakalım kaliteli mi geri görüş kamerası. Şöyle bir yanaşalım. Geri vites şöyle ya. Kameramız geldi. Güzel, bu kılavuz çizgileri olması hoşuma gitti. Şöyle tam kılavuz çizgileri ayarlıyorum. Aynı şekilde park sensörü de var. Park sensörünü buradan görüyoruz bakın. Bu da hoş olmuş. El freni manuel. Şöyle bakarsanız torpidosu gayet geniş. Burada bagajı açmak için bu tuşla açabiliyoruz. Bagajı da bakalım. Sim modunu şuradan açıp kapatabiliyoruz. Kapıları kilitlemek ve dörtlüler. Burada dijital klimanın ayarları gayet kolay. Yüzünüze işte tamamen kapatmak için de tek tuşla kapatabiliyorsunuz. Çoğu arabada çevirerek kapatılır. Hemen USB'nizi taktık. 12 volt girişimiz burada var. Burada geniş bir göz var. Cüzdanınızı, telefonunuzu rahatça koyarsınız. Şimdi buradaki malzemeler de sert plastik ama şöyle bir şey yapmışlar. Üzerine doku koymuşlar. Bakın burada gördüğünüz üzere böyle sanki plastiği yumuşak hissi verecek şekilde dokular yapmışlar. Aynı göğüsteki dokular gibi. Şurada da aynı şekilde bunlar devam ediyor. Kapı kolları böyle. Şurada krom. Evet, krom kullanılmış kapı kollarında. Sis farları şöyle yanıyor. Dışarıdan ben sizlere göstereyim. ESP'yi off. Far yükseklik ayarını da ayarlayabiliyorsunuz. Aynı burası ama lineye benziyor. Lineye de aynı bu şekildeydi. Direksiyonun ayarı da aynı şekilde. Bakarsak şöyle. İleri geri. Bunların ayarlarını çok rahat bir şekilde yapabiliyorsunuz. Teyp konusuna geldiğimizde ise şöyle tripe bastığınızda buradan direkt yakıtınızı da aynı şekilde görebiliyoruz. Bir bakalım trip A'da ne yakmış bu araç. Arkadaşlar bu araç böyle yani hafif kullanılan bir araç değil, biliyorsunuz test sıralarının nasıl olduğunu. 6 litre şu anda gösteriyor. Gayet güzel. Bunu uzun yolda falan 3.5 lira 4 lira çok rahat düşürürsünüz. Bu dediği desenli plastik bakın buralarda da kullanılmış. Bu güzel bir tercih olmuş. Düz bir plastik olsaydı hoş durmazdı kesinlikle, buna eminim. Paspaslarımızda Egea amblemleri var. Burada renkli bir koltuk var. Mirror'la beraber böyle güzel dikişleri olan bir koltuk da geliyor arkadaşlar gördüğünüz üzere. Tavanda şöyle bir çizgimiz var. Tavan ama şey yani ferah. Öyle çok dar değil. Şu yukarılara bakalım. Burada ayna yok. Olmasını isterdim. Bu tarafta ayna var ama kapağı yok. Lambası yok. Bu ortadaki lambalarımız böyle görüyorsunuz. Aynamızda herhangi bir kararma yok. Böyle şu anda Egea'da anlatıcılarım bunlar. Bir bagaja bakalım. Sonrasında videoyu kapatabiliriz. Şöyle bagajı içeri açtım. Bagaj tamamen kendi kalkmış. Bu da güzel. Hala kendi kendine kalkmayan bagajlar da var. Şöyle bakarsanız bakın süspansiyon. 500 litre. Bayağı iyi. Yani benim araçta Passat olmasına rağmen 550 olması lazım yani. O kadar anca. Galiba, evet. O kadar bir şey. Yani zaten belli oluyor. Şey çok yüksek. Yüksekliği bayağı fazla. Aynı hatchback gibi yani. Böyle yüksek malzemelerinizi rahatça koyabilirsiniz. Yanlarda bayağı büyük gözler var. Bir alt tarafa bakayım stepnesi nasılmış. Stepne de tam boy bir stepne var. Evet, tam boy bir stepne var. Bunlar da gayet güzel. Buralar halı kaplamalı arkadaşlar. Çok fazla görmezsiniz bu kaplamaları. Genelde böyle basarlar plastiği, dümdüz geçerler. Burada halı yapmışlar. Bu konuda da gayet güzel. Kameramızı burada görüyorsunuz. Kamera kirliymiş bile. O halde güzel gösterdi yani. Arkası anlaşılabildi. Burada Multijet 2 görüyorsunuz. Bu 1.3'ün ikinci fazla olduğunu gösteriyor. Ama ben rengine bayıldım. Şöyle rengine bakın. Bir de bu araçta fırça izleri var. Fırçayla yıkanmış. Yani bunu güzel parlattığınızda biliyorsunuz. Bu arayı iyice sardım. Çok güzel görünür. Kendini iyice gösterir. Arkadaşlar Egea bu şekildeydi. Şimdi ben size bildiğim birkaç tane farkını da söyleyeyim. En boş paketle beraber. Çünkü bana en boş paket almak daha mantıklı geliyor. Ha, belki şu göğüs için bir üst pakete geçebilirdim mesela Egea'da. Onu da sorabilirsiniz. Bir üst paket Urban olması lazım. Urban'da işte o ekran falan geliyor. Gayet güzel oluyor o zaman. Eğer ki en boş paket alırsanız bu jantlar gelmiyor biliyorsunuz. Farlar normal. Halojene dönüyor. Bunlar da halojen ama onlar tarz olarak burada yok şu anda. Gösteremiyorum ama biliyorsunuz sizler. Sis farları kayboluyor. Şu kromlar gelmiyor ama bunlar çok önemli şeyler değil. Bunları halledersiniz zaten dışarıda. Ayna kapaklarında kromlar gelmiyor. İçeride büyük bir farklılık oluyor aslında bakarsanız. Biliyor musunuz? Dışarıda çok büyük farklar olmuyor. Mesela en boş paket bir Egea alıp buna güzel bir böyle tatlı bir jant takıp böyle abartısız orijinal jantlarından bir de işte şu iki tane, iki üç tane kromunu yaptığınızda aracın görüntüsü gayet güzel olacaktır diye düşünüyorum. Arkadaşlar Egea'nın inceleme sürüşünden bu kadardı. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. İşte sesinden, soluğundan bahsettim sizlere.
Ama yani Multijet 2'nin sessizleştiğini fark ettim açıkçası. Özellikle Rolant'te çok sessiz. Diğer arabalar aslında Rolant'te çok sesini belli eder. Uzun yoldayken motorun sesi azalır. Çünkü düşük devirde hızlı gidebiliyorsunuz. Büyük ihtimalle 2500 devirde 110'la falan gidecek, öyle söyleyeyim. Yol müsait olmadığı için basamadım açıkçası. Çekişi falan gayet güzel, sizleri üzmez. Manuel alırsanız da debriyaj konusunda ayağınız ağrımayacak. Yani benim ayağım ağrımıyor açıkçası. Benim için bir problem değil. Yani şu andaki piyasada en uygun araçlardan biri 150 bin liraya dizel ne alabilirsiniz acaba bilmiyorum. Hani sizler de yorumlara yazarsınız, şunu tercih ederdim, bunu tercih ederdim. Şunu da yazın, 110 bin liranız varsa eğer, yani boş paket bir 1.4 benzinli yerine ne tercih edilebilir piyasada? Yazabilirsiniz yorumlara, bilmiyorum, ben aklıma fazla tercih gelmiyor. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz, kendinize dikkat edin. Böyle güzel stationları da göz ardı etmeyin. Alırsanız eğer fotoğraflarını bekliyorum sizden, şöyle stationları Instagram'dan atarsınız. Bu arada sizlere Easy'yi göstereyim. Easy en boş model oluyor biliyorsunuz, size bahsettim ya. Şunlara jant kapağı gelecek. İçeride direksiyon aynı ancak ekran farklı, şu an göremiyorsunuz. O göğüs farklı ama işte bak, poşetler üzerine duruyor şu anda. Yani sıfır araba almak çok farklı bir his. Egea da alsanız, Fiat da alsanız, sıfır arabanın hissi her zaman farklı. 110 bin lira verip yani 150-200 binde bir araba almak yerine böyle bir sıfır araba almak, bilmiyorum, daha mantıklı geliyor. Sizlerin belki tercihleri farklıdır, bilemem. Bu da urban olması lazım. Ayrıca şu da çok yakışmış. Egea HB'ye baksanıza. Station'ın lavı çok hoşuma gitti ha. Siyah jantlarla falan. Gayet güzel. Siyah jantlar çok yakışmış. Bu zaten böyle siyah bir kombinasyon olmuş. Bak, hatchback'le tercih edebilirsiniz. Hatchback'in arka stoplarını merak ettim. Bir de onlara bakayım. Çok güzel arkadaşlar, tamam. Bu station'dan daha güzel. Sözümü geri alıyorum. Hadi kaçıyorum ben.